İyi akşamlar arkadaşlar tekrar. Bugün 3 Ağustos 2023. Kimpur kapanış değeri 128 lira 30 kuruş. Kimpur için daha önceki çalışmamızı 17 Mayıs'ta yapmıştık. Hisse 75 lira 55 kuruş iken bu 75 lirada yaptığımız çalışmada biz 133 lira şu bölgedeki makas direncimiz vermişiz. Yani şurası şu makas. Bu beklentimiz baktığımızda 130-40 ile gerçekleşmiş durumda. Yani çünkü arada temettü ödemesi de var. 2 %221 yani 2 lira 21 kuruş. Bu temettü düşmesini de hesaba kattığımızda arada 30-40 kuruş fark kalmış oluyor. Dolayısıyla şu bölgede beklediğimiz makas direnci beklentimiz gerçekleşmiş oldu. Şuydu o kastettiğimiz. Bakın. Aynen gerçekleşmiş ve buradan direnç görmüş. Şimdi bugün itibariyle baktığımızda yine bugün gördüğü yüksek seviye ile bu yani 129.90 görülmüş. Bu seviye ile yine aynı makas seviyesi gerçekleşmiş durumda. Şimdi bugün SPK onayı da geldi. Bedelsiz %100 bedelsiz sermaye artırım onayı geldi. Dolayısıyla şu bölgedeki şimdiki güncel değerler kabaca 130 diyelim. 130 lira üzerinde hacimli hareketler bugünkü hacimde dikkat eder bu arada dikkat edersek 130 lira üzerinde hacimli hareketler devam ederse o zaman daha önce şu bölgede oluşan makas direncimiz önümüzdeki hedef olarak izlenebilir. Önce gösterge boyutunda başlayalım. Orta vadeli görünümü veren kırmızı göstergemiz bugün itibariyle pozitife geçmiş tekrar. Aslında daha net pozitife 26 Haziran'da 91 lira iken geçmiş hisse 91 liraymış. Bu seviyelerden 130 seviyelere kadar olumlu görünüm devam etmiş. Bu kendi içindeki yani kısa dönemdeki hareketlerine göre de bugün yine tekrar pozitif görünümde görünüyor. Şimdi olası negatif hareketlerde zarar kes ve destek seviyelerine baktığımızda evet orta uzun vadeli yatırımcılar için 119 lira 50 kuruş zarar kes seviyesi 119.50 zarar kes seviyesi altında diğer destek seviyesi 112 lira 80 kuruş olarak izlenebilir. 112 lira 80 kuruş. Olumlu hareketler devam ederse yani 130 lira üzerinde hacimli hareketler devam ederse o zaman şu bölgede oluşan makas direncimiz hedef olarak izlenebilir. Zamansal kaymasını yapıyoruz. Evet. Hisse yani malum son dönemde yeni hisseler olduğu için o dönemde 200 EMA olmadığından dolayı 100 EMA var. 100 EMA'yı baz alarak yeni makas direncimizi ölçüyoruz. Evet, zamansal kaymayı da yaptıktan sonra baktığımızda evet tekrar edecek olursak 119 lira 50 kuruş zarar kes seviyesi üzerinde kaldığı sürece hissede 130 lira yatay bant direnci demiştik. 130 lira yatay bant direnci kırılırsa orta ve uzun vadede 202 lira 40 kuruş 202 lira
40 kuruş makas direnç hedef olarak izlenebilir. Bu 202 lira 40 kuruş %100 bedelsiz sermaye artırımı yapıldığında o zaman 101 lira 20 kuruş olacaktır. Bunu da şimdiden söyleyelim. Yani sonra bedelsiz sermaye artırımı ya da hisse bölünce işte şimdiki güncel hedef ne diye soracak olan arkadaşlar için biz şimdiden söyleyelim. Bedelsiz sermaye artırımı yapıldığında ya da hisse bölündüğünde bu makas direnci seviyemiz 101 lira 20 kuruş olacak. Tabii şimdiki fiyat da yine 2'ye bölünecektir. Yani şu an mesela kapanış kaç? 128. Bu da 2'ye bölünecek. %100 sermaye artırımı olduğunda. Dolayısıyla güncel değerle makas direnç hedefimiz 130 lira üzerindeki hareketlerde 202 lira 40 kuruş olur. Evet, yabancı takasına baktığımızda son günlerde yani yatay seyretmiş, bir alım hareketi yok. Yine de tablo olarak bakalım. Sadece yabancılar değil, tabi diğer kurumlara da bakmak gerekir. Evet. Saat 12 geçtikten sonra madde işte bu şekilde biraz o ilk saatlerde yavaşlama, duraksama oluyor. Evet. Veri gelmesini bekliyoruz. Evet, geriye doğru bakarsak yabancı takasında yatay görünüm var. Günlük takasta bu saatlerde yine böyle bir veri çıkıyor. Haftalık baktığımızda düzeliyor. Haftalık takasta 566'ya 405 alıcılar zayıf. Alım tarafında iş yatırım, deniz yatırım var. Yani çok hoş bir haftalık takas yok. Aylık takasta ise 1.4 milyona yine 961 bin alım tarafı zayıf. Alım tarafında iş yatırım, emeklilik yatırım fonları, ziraat yatırım, QNB var. Satım tarafında en çok yatırım fonları var. Toplam takasta da yatırım fonları ilk sırada yer almış. Bu yatırım fonlarının satım tarafında yer alması tabii olumsuz bu tabloya göre. Toplam takasın %52.95'i ilk 5 kurumda, yani %47'si küçük yatırımcıda takas dağınık görünüyor ya da çok toplu değil. Biraz önce mesela Tofaş'ta %70 üzerindeydi. Bu ilk 5 kurumun payı %70 üzerinde olursa daha sağlıklı olur. Yani özetle takasta henüz daha belirgin bir toparlanma yok. 130 lira üzerinde hareketler olursa, yani şu yatay bölge, o zaman takasta daha belirgin toparlanma olması ihtimaller dahilindedir. Evet, kumpirci gençler için şimdilik gördüklerimiz bunlar. Her şey gönlünüze olsun gençler. İyi akşamlar.